Ne bu obada, ne bu otağda, ne bu toyda, ne de öküzlerin otladığı meralarda esamen okunmaz artık, bunu bilesin. Sadece emin olduğum için, babana duyduğum saygıdan kabul ettim seni otağıma. Haddini aşarsan, seni oba meydanında kazığa oturturum bilesin. Acın büyüktür. Lakin içinde bu obanın insanlarına karşı birazcık saygı kaldıysa huzursuzluk çıkarmazsın. Ailen için toydan sürgün kararı çıktı. Dayın Korkut Bey'in obasına gönderileceklerdi. Lakin baban ve ağabeyin bu karara boyun eğmeyip baş kaldırmayı tercih etti. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Amin. Şimdi ne diyeceksen de, sonra da toydan çıkacak karara boyun eğ. Beni de ailem gibi sürgün yolunda köpekliğini yaptığın tapınakçılarla satın aldığın alplerle mi gidermek istersin Kurdoğlu? Yetti artık beyim. Bu densizin iftiralarına katlanmanın da bir sınırı var. Madem Kurdoğlu Bey'imiz büyüklük gösterip davet etmiş, bırakalım da konuşsun. Karabudak. Toy, Allah'ın adaletinin tecelli ettiği yerse Ertuğrul Bey'imiz eteğindeki yeri döksün derim ben. Doğru söyle. Doğru söyle. Doğru söyle. Eyvallah. Bir beyi otağında, toyunda böyle ithamlarla suçlamanın bedeli çok ağırdı Ertuğrul. Böyle giderse obadan cesedin çıkacak bilesin. Sen benim gözümde bu obanın beyi değilsin Kurdoğlu. Sen benim gözümde Oğuzların, Kayıların yüz karasısın. Sözlerim itham değil, gerçektir. Bunları kanıtlayacak da iki tane şahidim vardır. Siz beylerden bu şahitlerin otağa gelmesi için izin isterim. Gelsin beyim. Gelsin beyim. Gelsin. Gelsin.
Madem öyle konuş bakalım. Yalnız bilesin, sen de fark etmişsindir. Toyumuzdan üç beyimiz eksiktir. Senden kusura bakmamanı istediler. Üçünüzü böyle bir arada gördüm ya, ölsem de gam yemem. Turgut kardeş! Turgut kardeş! Kardeş, iyi misin kardeş? İyiyim. Ha kardeş. Obaya gitmem gerek. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ben yokken ortalık bayağı bir karışmış beyim. De bakalım yeğen. Şahitlerin neyime şahitlik edecek? Kara Toygar'la işbirliği edip kervanı bastırmana şahitlik edecekler. Kurdoğlu. Aman yarabbim.
15 Alp'imizi şehit ettirmene. Tapınakçılarla işbirliği edip obaya her türlü felaketi taşımana şahitlik edecekler Kurdoğlu. Yeter artık beyim. Daha ne kadar? Kaleye defalarca gidip tapınakçıların Antakya üstadı Manzini ile beraber işlediğiniz suçlara şahitlik edecekler. Vay vay vay. Ne güçlü şahitleri varmış Ertuğrul yeğenim. Öyle. Senin hainliklerini bizzat gören, bizzat işiten şahitlerdir Kurdoğlu. Üstad Manzini'den aldığın altınlarla obada nasıl adam devşirdiğine de şahitlik edecekler. Satın aldığın soysuzları tek tek söyleyecekler. Kimdir şahidin? Turgut Alp'tir. Turgut Alp'le birlikte aileni sürgüne götüren Alplerimi katlettiğini bilmediğimi mi sanırsın? Ah Ertuğrul. Sen Kurdoğlu'nu çok hafife almışsın. Bunlar akıllarınca bana tuzak kurmuşlar. Halime Sultan'ı da yanlarına almışlar. Her türlü iftirayla haysiyet cellatlığına soyunmuşlar. Ama bilmezler ki onların celladı ben olacağım. Artık sürgün mürgün yok. Hepinizi öldüreceğim Ertuğrul. Hiçbirinizi yaşatmayacağım. Cihanın öteki ucuna da gitseler aileni bulup öldüreceğim. Alper! Yakalayın onu! Her şeyi itiraf etmezsen seni buracıkta öldürürüm. Konuş Kurdoğlu. Beylerim, hepsi yalandır. Hepsi iftiradır. Korkmayın beylerim. Yalandır hepsi. Kurdoğlu, hak geldi, batıl zahir oldu. Turgut Alp'im. Buyur beyim. Süleyman Şah'a haber verirsin. Buyursun gelsin.
otağına kurulsun. Emredersin beyim. İnşallah bu kutlu otağı bir daha böyle bir utanç yaşamaz. Baba, ateş yandı. Ertuğrul başardı. O halde gidelim. Hayme, siz sonra arkadan gelirsiniz. Nasıl istersen beyim. Abdurrahman, hazırlayın atları. Hemen bey. Deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Allah'a, sancağa, pusata yemin olsun. Çıktığım gaza yolunda Hızır Ata yoldaşım Hazreti Ali Pirim olsun. Zülfikar pusatım, düldül atım olsun. Sefer bizim, zafer Allah'ın olsun.
merhamet. Hainlere merhamet edilmez Kurdoğlu. Kurdoğlu yargılanana kadar otağımın önünde teşhir edilsin. Bir daha obamıza bu utancı yaşatmaya tevessül edenlere de ibret olsun. Bu soysuzla bir olmadık beyim. Lakin ölen beylerimiz, alplerimiz gibi dik durup karşısına çıkamadık. Bizleri bağışla. Müsaadenle elini öpmek isteriz. Bizleri bağışlayasın. Adaletten nasibini almamış bu soysuz, aileme de, yiğit kardeşlerime de her türlü zulmü yaptı. Buna rağmen ben yine de adaletten vazgeçmem. Yaptıklarının cezasını toyda alacaktır. Verilen ceza neyse yerine getirilecektir. Bundan kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın. Dört bir yanımız düşmanlarla sarılı olsa da, Haçlılar huzurumuzu bozsa da, birliğimizi ve dirliğimizi yitirmedik. İçimizdeki fitne ateşi bugünden itibaren sönmüştür. Düşmanımız ne kadar güçlü olursa olsun, obamızı da, dinimizi de koruruz elhamdülillah.
Bu ilaç acılarınızı azaltacaktır. Çok üzgünüm efendim. Bugüne kadar zehirlediğim kafirler geliyor aklıma. Eyyubi hanedanından, Selçuklu hanedanından. Tapınakçılar konsülü birazdan kaleye gelir doktor. Onlar gidene kadar bu yalnızca ikimizin bildiği bir sır olmalı. Beni anlıyor musun? Evet efendim. Tanrı sizi korusun efendim. Tanrı beni terk etti doktor. Memur Umut'la emek verdiğim Kurdoğlu da kaybetti. Kayılar artık daha büyük düşman. Benim merak ettiğim yeni Mezadora bu zehirli hançeri nereden buldu? Konsülün yüce üstadları geliyor. Kapıları açın. Müsaadenizle Üstad Petrucuğum. Hoş geldiniz Üstad-ı Azamlar. Kalemize onur verdiniz. Hoş bulduk Titus. Üstad Petrucu nerede? Bizi karşılamaya gelemeyecek kadar önemli olan nedir ki? Sizi odasında karşılayacak efendim. Üstad Isodora'nın bıçağındaki zehri nereden bulduğunu sorguluyor Kardinal Hazretleri. Birkaç gün sonra dili şişip konuşamaz hale gelince Isodora'ya zehirli bıçağı bizzat benim verdiğimi söylerim. Şimdi gidebilirsin doktor. Birkaç gün sonra Üstad Petrucu ölecek. Konsül üyeleri yeni üstadı seçecekler. Yeni üstad kim olacak Kardinal Hazretleri? Tabii ki Titus. Titus'a söyle bu gece beni gizlice ziyarete gelsin. Ha. İbnül Arabi'nin kutsal emaneti. Onu ne zaman getireceksin? Yarın ziyaretine gideceğim. Güzel. Bir an önce getir. Çünkü bu uğursuz yerden küçük şehzadeyi alıp bir an önce gitmek istiyorum. Merak etmeyin efendim. Yiğidim. Aslanım, beylik, pusat, kahramanlık sana o kadar yakışıyor ki. Benim ay yüzlü hatunum, benimle gülen, benimle kederlenen can yoldaşım. Bu beylik ateşten bir gömlek. Giysen bir dert, çıkarsan bir dert. Doğru dersin. Bu otağı nice ızdırap çekti. Nice hadise gördü. Bilir misin Hayme?
Gönlümden bu otağa hiç dönmemek geçti. Lakin eğer dönmeseydik, zulme biat etmiş olacaktık. Mazlumlar için mücadele etmeseydik, firavunlar kazanmış olacaktı. Bu cihanda zalime bir nefes bile fazla. Doğru dersin bey. Kurdoğlu'na ne yapacaksınız? Bu vakitten sonra Kurdoğlu'nun akıbeti belli. Benim derdim tapınakçıların başına kaleyi yıkmak. Ya o kale gidecek ya da biz. Dündar. Oğlum. Ana. Baba. Allah kurban olsun sana erim. Allah'ım sana şükürler olsun. Bize çifte bayram yaşattın. Bir daha kavuşamayacağız diye öyle korktum ki. Sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? İnsanı ölümden eceli korurmuş Halime Sultan. Bak, yeniden kavuşmak da nasip oldu. Çok şükür. Şimdi ne olacak Ertuğrul? Önce Kurdoğlu'na hak ettiği ceza verilecek. Sonra da o kan emici tapınakçıların yuvaları başlarına geçirilecek. Ceylan gözlüm. Bize ne gam, ne keder, ne de hüzün uğramasın. Benim aslan yiğidim. Bize ne gam, ne hüzün. Toy vaktidir. Hani abi bizim toy onlarındı. Artık vazife verilenlerden olduk. Toy da bizim, av da bizim. Zindanlarda. Sevdana hayat Berday kızım. Artık kavuşalım Turgut. Benim de bir gün daha dayanacak takatim kalmadı. Babanla, beyimizle konuşup bir an evvel nikahlanalım ay kızım. Kıy canıma.
Konuşmamdan korkarsın değil mi Selcan abi? Seni ele ver benden. Seni ele verirsen onlara beni öldürdükleri için teşekkür etmiş olmaz mı? Halbuki ben Süleyman ve döllerine en büyük belayı miras bırakmak isterim. En büyük servetim, en büyük mirasım da sensin Selcan abi. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Beyler, şu ahir ömrümde çok acılar çektim. Evlatlarımı, ilk eşimi kaybettim. Nice kardeşim kollarımda öldü. Lakin hiçbirinin acısı bana bu son yapılan ihanet kadar ağır gelmedi. O kurdoğlu denilen hain hileyle beni tahtımdan indirdi. Hatunuma, evlatlarıma ve gelinime iftira attı. Eziyet etti. Ses etmedi Toyun beyleri. Dik durmadı zalimin karşısında. Nedendir? Nedendir ha? Affet beyim. Kurdoğlu aklımızı çeldi. Ben de bundan gayrı aklı çelinen beylerle toy kurup toy açmam. Hepinizi azlediyorum. Toya yeni beyler gelecek. Ertuğrul, Kurdoğlu'nun vazifeleri senindir. Gündoğdu, obanın iaşe temini de senindir evlat. Şimdi Kurdoğlu'nu getirin.